5. yapım şahımız. Bu bizim şirketimizin 10. kuruluş yılı. Yaklaşık 10 yıl önce. Kullanıcı deneyimi, tasarımı daha ülkede çok telaffuz edilmiyorken ODTÜ'de okulun eğer çıkış kapısını bilen varsa o çıkış kapısına yürürken bu şirketi kurmaya karar vermiştik yıllar önce. Ve kullanıcı noktaları, kullanıcının göz hareketlerini takip eden eye spots, eye movements vesaire gibi şeylerden türeterek Userspots adında Quality genelde başka terimlerle çok karıştırılan şirketi kurduk. Aslında 10. yılımızda dönüp baktığımızda özellikle ilk yıllarda şunu fark ettik ki müşterilerimiz bize olabildiğince işe akademik yaklaştığımız şeklinde geri bildirimlerde bulunuyordu. Ben bunu açıkçası iltifat olarak alıyordum. Onlar ise aslında olumsuz bir şey söylüyorlarmış bize. Yani işi yapmaktan çok öğretmeye odaklısınız. Biz öğrenmek istedik. Çünkü o dönemde kullanıcı deneyim olgunluğu, UX maturity adını verdiğimiz olgunluk seviyesi ülkede birinci, ikinci seviyedelerdi. 1 ile 8 arası aslında bu kullanıcı deneyim olgunluğu. UX ekibi olan şirket yoktu. Şu an baktığımızda bütün büyük bankaların neredeyse UX ekibi var, ticaret şirketlerinin var. Şu an geldiğimiz noktada aslında kullanıcı deneyimi yatırımı her şirketin evet bunu gerçekten yapmanız lazım noktasında ama dediğim gibi biz ilk yıllarda bir şeyler anlatırken yani bunu anlatmanıza gerek yok. Biz zaten biliyoruz. Gerçekten biz zaten bilmek istemiyoruz. Yapın noktasında müşterilerimiz. Biz ise öğretmeye ciddi efor sarf ettik. Sadece müşterilerimizin değil bu sektöre dahil olmak isteyen insanlara da öğretmeye ciddi efor sarf ettik. Bunun için kamplar düzenledik. Yaklaşık 6 yıldır UX Alive'ın daha yeni mezunlara yönelik versiyonu değil. UX kampı yapıyoruz. Ve hatta bu yıl UX kampımız ödül aldı. Top Talent yarışmasında teknoloji sektöründe 4. oldu. En iyi yetenek bulma etkinliklerinden biri oldu kendisi. Biz bu öğretme çabalarımızı artık başka bir seviyeye taşımaya karar verdik 10. yılda. Aslında UX Alive'ın açılış konuşmaları bizim için bir yönetim kurulu toplantısı gibi. Her yıl size gelip bazı şeyler vaat ediyoruz. Her yıl size gelip bazı şeyler yapacağımızı söylüyoruz. Bir sonraki yılda yapıp yapmadığımızla alakalı hedef kitlemize şey diyoruz. Yani bunları yapabildik, bunları yapamadık. Geçen yıl vaat ettiğimiz bir şey artık hayatta. Eğer ekranda görebilirseniz bir logo belirleyecek. Logomuz Kadir Has Üniversitesi ile aslında beraber düzenlediğimiz yüksek lisans programımızın logosu. Şu an ben size logoyu anlatayım. Beraber hayal edin. Programımız bir mix. Mixture'dan geliyor. Bir karışım. Aslında tasarımın da bir karışım olduğunu, yaratıcılığın da bir karışım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Mix'te neyi karıştırıyoruz aslında? Teknolojiyi, tasarımı ve iş dünyasını bir araya getiriyoruz. Sadece bir akademik program yapmıyoruz. İçinde projelerin de olduğu, şirketlerin projeler verdiği bir yüksek lisans programını Eylül 2019 itibariyle hayata geçiriyoruz. Haziran'da ve de Eylül'de Kadir Has Üniversitesi'nin başvuru dönemlerinde başvuruları açık bir halde oldu. Mix'teki amacımız dediğim gibi yaklaşık 8 tane, her dönem 4'er tane dersin olduğu 8 total dersle beraber bir sektörün de işin içinde olduğu yüksek lisans programı yapmak. Her yıl, her dönemde bir stüdyo dersimiz var ve bu stüdyo dersiyle beraber öğrendiklerimizi birlikte şirketler için hayata geçireceğiz. Burada sponsor şirketler olacak programda ve o sponsor şirketlerin projelerini hep birlikte yapıyor olacağız. Eğer sunumda gösterebiliyor olsaydım mix@khas.edu.tr mail adresinde mail atarak ya da standımızdaki arkadaşlarımıza kartınızı ya da iletişim bilgilerinizi bırakarak size daha detaylı bilgi verebileceğimizi söyleyecektim. Devam edeyim ben hazır arkadaşlar şeylerle uğraşıyorken bir de klasik kullanıcı deneyimi esprisi vardır. Kullanıcı deneyimi profesyonellerinin yaptığı işte hayat her şey bir kullanıcı deneyimi işte hatalar böyle
karşımıza gelebiliyor şeklinde. Yani bir kullanıcı deneyim etkinliğinde bir problem olduğunda genelde buraya atıfta bulunmanız gerekir. Ben oraya atıfta bulunarak devam edeyim yolumu. Aslında Userspots dediğim gibi büyüme ve servislerini geliş yapmaya devam ediyor. UX'e bağlı biz sadece Türkiye'de yapmıyoruz, Berlin'de de yapıyoruz. O da kültürel bir farklılık. Berlin'de saat 9'da başlıyor. Çünkü orada saat 9'da başlayacağını söylediğim zaman bütün hedef kitle saat 9'da başlayacağını düşünüyor. Kullanıcı deneyiminin ne kadar kültürel olduğunu da göstermek açısından bir örnek vereyim. Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil aslında bu, Akdeniz ülkelerinde ya da Orta Doğu ülkelerinde bir şey saat 9'da başlıyor derseniz hedef kitlerinizin tamamında bu saat 9.15'te başlıyor gibi bir mesaja dönüşüyor. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz ama hepimiz böyleyiz bu arada. Biz de diğer etkinliklere katıldığımızda programa bakıyoruz, saat 9 görüyoruz ve kafamızda şu oluyor, 9.20 gibi başlar. Niye? Kültürüm yok açıkçası. Ama dediğim gibi hedef kitle ve kültürel farklılıklar kullanıcıların tasarımının temel noktalarından biri. Userspots bu kültürel farklılıkları artık daha fazla işin içine katmaya başladı. Çünkü uluslararası projelerde de yer almaya başladı. Aslında geçen yıl şöyle bir istatistik var. Biz geçen yıl her hafta iki projeye başlamışız. Bunu Userspots ekibi de duyduğunda biraz da şaşıracak ama toplam, yani neredeyse iki diyelim, toplam 102 proje 2018 yılı boyunca toplam 102 proje başlamışız. Bunların bir kısmı devam ediyor, bir kısmı canlıya geçti. 50 kişilik bir ekip için aslında çok iddialı bir rakam gerçekten. Ve artık sadece Türkiye'de de çalışmıyoruz. Kuveyt'in en büyük ailelerinden biri olan Albenim ailesinin dijital dönüşüm projelerinde de yer alıyoruz. Çok kısa süre içerisinde Berlin ofisimiz tekrar hayata geçecek. Berlin'de de hem UX Live Berlin yapıyoruz hem de UX Camp Berlin yaparak servislerimizi uluslararası bir noktaya taşımaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bu konferans bizim, yani sadece size reklam kokan bazı şeylerden bahsetmek istemiyorum. Kendi içimizde bulunduğumuz değişimi de aktarmak istiyorum. Aslında biz, ki az önce Bindi de beni tanıtırken, IUX'in de kurucusu diye tanıttı. Aslında biz artık Userspots olarak sadece mevcut bir sistemi daha kullanılabilir hale getirmek, mevcut bir yapıyı daha kullanıcı dostu hale getirmekten ötesine geçmeye başladık. Biz artık yeniliği tasarlamak istiyoruz. Yani yeni olanın ne olacağına karar verme noktasında ki eziz dünyasında, yani her gün yeni bir şey yapmaya kalktığımızda eziz yapalım, aynısını yapalım gibi onlarca yorum alıyorsunuz. Eziz dünyasında yeni bir şey yapmak gerçekten zor. Yeni bir şey yapmanın yöntemlerini, yeni bir şey yapmayı kolaylaştırmanın yöntemlerini araştıran bir inovasyon stüdyosuna dönüştük. Eğer o slide'ı görebiliyorsaydınız bir inovasyon stüdyosu anlatacaktım size. Bir inovasyon stüdyosu ne yapar? Aslında, evet, artık görebiliyorsunuz. Devam edelim. Orada Mix'in bir diğer açılımı da Master in Experience Design. Ve dediğim gibi mail adresimiz bu. Yakın zamanda web sayfamız aktif hale gelecek. Ve standımıza, Userspots standımıza kartınızı ve iletişim bilgilerinizi bırakırsanız programımızla alakalı, 180 programımızla alakalı size detaylı bilgi veriyor olacağız. Tekrar Userspots ve yenilik tasarımına dönersek eğer, bir inovasyon stüdyosu ne yapar? Aslında dünyanın yenilik konusunda çok öne çıkmış şirketlerinin dahi bir yenilik yapma, %100 tutan yenilik yapma yöntemi yok. Aslında bu kimsenin bildiği bir şey değil. Apple'da bunun böyle bir formüle sahip değil. Tesla'da sahip değil. Diğer bütün şirketler sahip değil. Ama hepsinin kullanmaya çalıştığı benzer yöntemler var. Yeniliği hızlıca üretmek, daha doğrusu onun prototipini hızlıca üretmek ve onu hızlıca son kullanıcısına test ederek bir öğrenim elde edip sonrasında nihai ürüne gitmek. Aslında hızlıca yanılmak, hızlıca denemek ve sonrasında o yanılgılardan doğruya gitmeye çalışmak. Bir inovasyon stüdyosu bunu yapıyor. Aslında eninde sonunda ürün geliştirme dünyasındaki insan olarak hepimiz sisli yolda araba kullanıyoruz. Bu arada benim ehliyetim yok, o yüzden araba üzerinden örnek veriyor olmam biraz komik ama araba yarışı oyunlarından biliyorum. Sisli yolda araba kullanmak biraz tehlikeli. Önünüzü göremiyorsunuz. Mesafeniz, belli bir görüş mesafeniz var. Ve bu görüş mesafesi farz edelim 30 metre.
bir yeniliği tasarlama süreci, bir inovasyon stüdyosu size bu mesafeyi 30 metreden 100 metreye çıkartıyor, çıkartmaya çalışıyor. Hala önümüzde siz var. Hala ürününüzü piyasaya çıkardığınız zaman tutup tutmayacağına dair %100 emin olmayacağız. Hiçbir zaman olmayacağız. Ama ona yaklaşacağız. Yani oraya doğru gitmeye çalışacağız. Oraya doğru gitmeye çalışırken de dediğim gibi prototiplemeyi, hızlı ürünler geliştirmeyi, hızlı ürünler geliştirmeyi, kullanıcıdan hızlı reaksiyon alıp fail ediyorsak da bunu çok hızlı yapmaya odaklanan bir dönem olacak. Hem Userspots hem de AYX için. Bununla alakalı da bir iki şeyden bahsedelim ve ben konuşmayı daha fazla uzatmadan sözü diğer konuşmacımıza bırakayım. Kendisi bu alanda çok çok değerli bir konuşmacıdır. Özellikle uzun yıllar makalelerinde hem kullanıcı testlerimizde hem de blog yazılarımızda referans verdiğimiz bir konuşmacımız sahneye gelecek. Sonraki konuşmacıya da çok değerli. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnovasyon sprint adını verdiğimiz bir yapı geliştirdik TTGV ile beraber. İşte bu inovasyon sprint aslında design sprintten biraz ilham alınarak 5 günlük bir program haline geldi. Ve bu 5 günde bir problemi, bir yenilik problemi, bir yenilik ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Birinci gün problemi tanımlıyoruz. İkinci gün sokağa çıkıp kullanıcı araştırması yapıyoruz. Üçüncü gün fikir geliştiriyoruz. Dördüncü gün prototipliyoruz. Ve beşinci gün test ediyoruz. Ve şöyle bir güzelliğimiz var, bu beş günü aynı hafta içinde yapmak zorunda değiliz. Çünkü Design Sprint'in çıkış noktası Google kendi yatırımlarına tasarım danışmanlığı vermesi için tasarım ekibi kurdu. Ve o tasarım ekibi de o startuplara gidip bir hafta onları bir odaya kapattı, savaş odasına ve bir sprint koşullarına karar ver. Ama şu şartlara yetkiler, bu odadan çıkmayacağız, hep beraber karar vereceğiz. İşte bizim kurumsal dünyanın iş yoğunluğu içerisinde 5 gün üst üste insanları bir odaya koymak çok mümkün değil. Bir yandan da saha araştırmasının da eksik olduğunu gördük biz Design Sprint'te ve kullanıcı araştırmasını da ekleyerek aslında 5 günlük bir program hani ettik. Yani 5 günde bize bir program veriyorsunuz ve biz size 5 günde bir yenilik üretiyor, prototipliyor ve testini yapıyoruz. Dediğim gibi yeniliği üretmek, son artık slide'ım, yeniliği üretmek aslında üç bacağı olan bir iş, mix gibi. İşin içinde teknoloji var, işin içinde tasarım var ve işin içinde para var. İş var, business var. Ve teknoloji takibi konusunda da temel olarak bir program geliştirme ihtiyacı hissettik ve bunu da Marketing Türkiye ile beraber çözdük. Trendblenders aslında şunu yapıyor, yarın AYX workshop'una katılacak arkadaşlarımızla bunu da deneyimleyeceğiz. Trendleri, çok işe, trendleri aksiyona dönüştürmemizi sağlıyor. Yani size gelip 2026 yılında robotlar ameliyat yapacakmış demek yerine çok daha ertesi gün hayatımızda kullanabileceğimiz, iş hayatımızda kullanabileceğimiz trendleri birleştirip onları bir ürüne, bir fikre, bir yeniliğe dönüştürmenizi olarak sağlıyor. Trendblenders bir workshop ve bir etkinlik serisi. Ve dediğim gibi Marketing Türkiye ile beraber bunu da 2019 yılında hayata geçirmiş olacağız. Diyorum ve ben daha fazla sizi kendimizden haberleri boğmayıp konuşmacıları dinlemek için tekrar bilgiye söz vermek istiyorum. 6. yılımız için yine farklı farklı düşüncelerimiz var. 5. yılımız her yıl bir önceki yıldan daha zor. Sadece bizimle alakalı değil, ülkenin de şartlarıyla alakalı ama her yıl biz farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen konferansla alakalı feedbacklerinizi bize iletin ki bunu daha iyi yapalım. Ekim ayında tekrar Berlin'deyiz. Yöksenay Berlin organize edeceğiz. Saat 9'da başlayan bir konferans. Hepinizi oraya da bekliyoruz. Teşekkür ediyorum ben sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza ve bu etkinliği hayata geçirmesini sağlayan Usersports ekibine çok teşekkür ederek sözü tekrar dinleyebilirim.